Eğitimde yenilenme, Learning World, bir Katar Vakfı girişimi olan WISE işbirliğiyle. Doğadaki Dünya Eğitim İnovasyonu Zirvesi bu hafta başladı. Yaklaşık 1500 uzman ve politika yapıcıları bu alandaki konuları masaya yatırıyor. Bu bölümde ayrıca WISE ödülünü kazanan 6 projeden ikisine yakından bakacağız. Eski eğitim sistemine getirdikleri yenilikleri inceleyeceğiz. Dünyada yaklaşık 2.7 milyar kişi günde 2 dolarla yaşıyor. Bu ortamda eşit eğitimden söz etmek biraz gerçek dışı. Şimdi Kenya'da eğitimde yeni model sunan projeye bir göz atalım. Nairobi'nin Kichagi bölgesinde Madeleine Mukonyi kızını okula hazırlıyor. O günlük 2 dolar kazancıyla iki kızını okutmaya çabalıyor. Ben onun yaşındayken İngilizce konuşamazdım. İngilizce bir kitap bile okuyamazdım. Fakat o yapıyor. Onun çocuklarını özel okula göndermesi imkansız gibi gözüküyor. Ancak Kenya'da 2009'da başlatılan Bridge International Academies projesi buna imkan sağlıyor. Onların geliştirdikleri konseptte bir tablet yer alıyor. Bir bakıma öğretmen bilgisayar gibi. Böylece öğretmenler günlük derslerini merkezlerden alabiliyor. Bilgisayarlar vasıtasıyla öğretmenler ders içeriklerini kolaylıkla sınıflarına aktarabiliyorlar. Aynı zamanda öğrencilerin daha iyi ve hızlı öğrenmeleri için büyük materyallere sahibiz. Projenin merkez üssü Kenya'nın başkenti Nairobi'de. Burada pedagoji uzmanları dersleri dikkatli bir şekilde dizayn ediyor. Öğretmenler de buraya gelerek tabletlerine o günkü müfredatı yüklüyor. Bir mobil uygulamam var. Bu sayede öğrencilerin geçmişini görebiliyorum. Öğretmenlerin değerlendirmelerini kontrol edebiliyorum. Malzemelerin durumuyla ilgili bilgi alabiliyorum. Merkezden buradaki akademiye birkaç kez sipariş verebiliyorum. Kenya'daki bu proje sayesinde kısaca teknolojiyle hemen her şeyi yapmam mümkün oluyor. Bu sistemin amacı eğitimde standartları yükseltmek. İnternet temelli eğitim. Bridge'in kurucu üç ortağından biri de Shannon May. Birçok insan eğer ölçeğiniz yoksa kaliteye sahip olmanın mümkün olmadığını düşünüyor. Fakat bu yanlış. Eğer bir sisteminiz varsa, teknolojiniz varsa, enerjiniz varsa, tüm ekibinizin sorumluluğu varsa, velilerin katılımını sağlıyorsanız ölçek de iyi bir şeydir. Böylece fiyatlar düşük kalıyor, öğrenciler daha fazla yarar sağlıyor. 6 yıl önce başlayan proje Kenya'da 400 okulda kuruldu. 126 bin öğrenci bundan yararlandı. Ayrıca Nijerya'da benzer sistem kuruldu. Projenin dünyanın birçok bölgesine yayılması ve 2025'e kadar 10 milyon öğrenciye ulaşılması amaçlanıyor. Bazı toplumlarda elektrik neredeyse yoktur, okullarda da. Bu gibi toplumlarda sosyal problemlerle mücadele etmek çok zor. Ghana'dan gelen bu bölümde işsiz bir kitabın nasıl hayatları dönüştürdüğünü göreceğiz. Ghana'nın batı yakasındaki kırsal bölgedeyiz. İnsanların çoğu çiftçi. Okuma yazmaları yok. Elektrikleri yok, telefon bağlantıları yok. The Talking Book onların en önemli bilgi kaynaklarından biri. The Talking Book is
Talking Book dünyada son yıllardaki en sağlam teknolojik yeniliklerden biri. Bu bir multimedya uygulaması. Kırsal kesimde yaşayan halkın sağlık ve eğitim alanında gerekli bilgilere ulaşmasını sağlayan bir cihaz. Kırsal kesimde insanların bu bilgilere ulaşması zordur. Bu program UNICEF gibi ortaklarla birlikte geliştirildi. Sağlık ve tarım alanında mesajlar veriyor. Burada oluşturulan bilgiler Talking Book'a aktarılıyor. Bu cihaz küçük bir bataryayla çalışıyor ve belli merkezlerde şarj edilebiliyor. Kullanıcılar bilgileri 35 ila 140 saat boyunca istedikleri dilden alabiliyor. Talking Book sayesinde gübreye nasıl ulaşacağımızı ve bunu ürünlerimizle nasıl buluşturabileceğimizi öğrendik. Çiftlik hayvanlarımız genelde ölür. Bu cihaz sayesinde onları nasıl koruyabileceğimizi öğrendik. Talking Book bu gibi toplumlarda tarım ve sağlık alanında en son bilgileri sağlayan tek kaynak. The Talking Book teaches so many things. But in all, Talking Book bize çok şey öğretiyor. Özellikle bu yıl Gana'daki kolera salgını ile ilgili. Bu sistem sayesinde çok şey öğrendik. Koleradan korunmamız için ortaya koyduğumuz önlemlerden emin olmamızı sağladı. The measures that we have put in place, we are safe from this cholera. Talking Book ayrıca geri bildirimleri kayıt imkanı da sunuyor. Talking Book bu şekilde dizayn edildi. Kullanıcıların geri bildirimi istatistikleriyle onu kullanan insanların ondan nasıl faydalandıklarını anlıyoruz. Bu cihazı bütün ailenin kullanımına sunabiliriz. Programı bütün Kuzeybatı bölgesinde, Jirapa'da ve Ghana'nın her yerine genişletebiliriz. Şu anda Talking Book Ghana'da 50 köydeki 5000 kişiye ulaştı. Bu yılki Wise ödülleriyle tekrar karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın. Stay tuned. Learning World, bir Katar Vakfı girişimi olan Wise işbirliğiyle.